sandın küçüğüm? İksir hazırlama konusunda bir numarayım ben. Ay, oyuncak hazırlama dergisine haftalık iksir tarifleri mi versem acaba? Ay neyse. Asıl macera bundan sonra başlıyor senin için Nana. Sen de kimsin? Şşş, sessiz ol. Her şeyi anlatacağım, söz veriyorum. Makmış! Yalnız sana duyamıyorum. Yağmur, harika bir rüya görüyorum. Beni uyandırma. Rüya değil, gerçek. Baksana, odamızda biri var. Ah, ne güzel bir kızdı. Emre! Ya Emre uyansana ya, baksana ya. Aa, rüya değilmiş. Sen de kimsin? Şşş, lütfen sessiz olun. Duyacaklar şimdi, lütfen. Yağmur, koş babamı çağır. Şşş, baba! Çekil! Makbuş'un huzur evine gitmesini istemiyorsunuz. Aa. Lütfen beni dinleyin, dikkatli dinleyin, yalvarıyorum. Sen Makbuş'u nereden tanıyorsun? Çok eskiden, o daha küçücük bir kızken ben onun bez bebeğiydim. Adım Nana, oyuncaklar ülkesinden geliyorum. Ne? Yani Makbuş, küçük bir çocukken sen onun bez bebeğiydin. Sonra oyuncaklar ülkesinde 100. doğum gününde insan olmayı diledin. Sonra da sihirli ekrandan Makbuş izledin. Ve zor durumda olduğunu görünce buraya gelmek istedim. İşte aynen böyle oldu. Ne yani, sen şimdi 100 yaşında mısın? Hı hı, evet. Bu Harry Potter'dan bile daha inanılmaz bir hikaye. Belki de sen bir hırsızsın. Şşş, bir dakika. Dün gece yatağında bir mucize olması için dua etmemiş miydin Yağmur? Ettim, sen nereden biliyorsun? Hı. Peki sen Emre, Özge'ye vurmadığın halde ceza aldın, öyle değil mi? Özge'yi de mi tanıyorsun? Tabii ki. Sihirli ekrandan her şeyi izledim. Oyuncaklar ülkesinde sihir mi var? Elbette. Tamam, buldum. O zaman bize bir sihir yap da sana inanalım. Yani sihir yapmadan inanılmaz ki. Aa, bundan kolay ne var? Bekleyin. İzleyin. Hani ben bir şey göremiyorum. Ben de göremiyorum. Bir saniye, heyecanlandım ben. Ben hiçbir şey göremedim şu ana kadar. Kulina! Kulina! O ne yapıyor? Ay, Kulina ne? Hokus pokus falan desene. Yani şöyle filan yap yani. Sen bir alancısın. Baba! Emre, gel buraya. Makbuş! Lütfen onu durdur. Yalvarıyorum sana Makbuş için. Sana neden inanalım? Makbuş anneniz Hülya'ya da bakmıştı, öyle değil mi? Sen bunu nereden biliyorsun? Bana inan Yağmur. Lütfen hadi durdur onu, koş. Hadi canım, hadi. Emre! Emre, bir dakika. Ne var? Ya gerçekten doğruysa? Bak, annemiz de biliyor. Saçmalama Yağmur. Sihirlerle ilgili filmleri izleye sen de... Ne olur ona bir şans verelim. Verdik ve sihir yapamadı, görmedin mi? Buldum. Makbuş'a küçükken bir bez bebeğinin olup olmadığını soralım. Eğer var derse ona bir şans daha verelim. Ya hırsızsa, ya dolandırıcıysa, ya çocukları öldüren seri bir katilse... Sen de çok polisli film izliyorsun. Hiç katile benziyor mu yani? Tamam Makbuş, eğer bebek falan hatırlamazsa hemen babamı söyleyeceğiz. Anlaştık. Makbuş, bu senin valizin mi? Ya. Gitme Makbuş, lütfen gitme. Yani gerçekten gidecek misin? Gel bakalım benim aslan oğlum. Ya baba, hadi ya yani. Makbuş gitmesin. Ben de istemiyorum ama kararını vermiş oldum. Heh. Ya lütfen gitmesin. Beni ziyarete gelirsiniz evladım. Ben de gelirim arada sırada. Tamamen korkuyorum evladım. Gitmesin. Ben orada çok mutlu olacağım. Orada mutlu değil misin yani? Mutluyum tabii ama ben... Hadi kahvaltınıza başlayın. Okula geç kalacaksınız. Eda giyinmemişsiniz bile. Hadi bunları akşama konuşuruz. Hadi sorsana. Tamam da battı sana. Ne bileyim, sor işte. Yoksa babama söyleyeceğim.
Ya şimdi yukarıdaydı soğuyorsa? Çocuklar, fısıldaşmayı bırakın da kahvaltınızı yapın. Hadi bakalım. Makbuş. Efendim cidden bir. Senin küçükken oyuncağın var mıydı? Bu da nereden çıktı şimdi? Nerede evladım? Bizim zamanımızda sizin gibi miydi? Oyuncak filan hak getire. Gördün mü? Baba sana bir şey söyleyeceğim. Söyle oğlum. Yukarıda şey var. Ne varmış yukarıda? Bez bebek. Sadece küçük bir bez bebeğim vardı. Onu yanımdan hiç ayırmazdım. Bez bebek mi? Evet. Tıpkı dün akşam senin yanına koyduğum bez bebek gibi. Sen benim yanıma dün gece bez bebek mi koydun? Gerçek mi? Dün gece kapının önünde buldum çitlen miyim? Senin değil miydi o bebek? Ben. Hoppala. Makbuş Sultan, kapının önünde bulduğun bez bebeği Yağmur'un yanına mı koydun? Ne bileyim evladım. Tanıdık geldi. Ben onu Yağmur'un sanmıştım. Bırakın bebeği de iki lokma bir şeyler yiyin. Geç kalacaksınız. Simge de neredeyse gelir. Oh yüce Kulina. Nihayet sesimi duyabildin. Çocuklar bana inanmıyorlar. Sihir yapmalıyım ama beceremiyorum. Sakin ol nanacığım. Tabii yapamazsın. Çünkü... bu yüzük olmadan dünyada sihir yapmam mümkün değil. Telaşla sana bunu vermeyi unutmuşum. Çok güzelmiş. Sakın parmağından çıkarma olur mu? Peki yüce Kulina, çok teşekkür ederim. Neyse ben gideyim artık. Makbuş bebeğini anlat. Çok güzel bir bebekti. Söylemesi kolay olsun diye adını Nana koymuştum. Nana mı? Biz adamıza çıkıyoruz. Ne oldu şimdi bunlara? Emre, ne var yukarıda? Yok bir şey baba. Kahvaltınız? Sonra yaparız. Yaşasın, yaşasın. İşte oldu. Çocuklar, şimdi bana inanabilirsiniz. Dikkatli izleyin. Emre, benim gördüklerimi sen de görüyor musun? Evet. Bana inanmamıştın değil mi küçük adam? Burnunu görebiliyor musun? Zaten görünmeyecek gibi değil ki kocaman. O kadar gülme. Artık dün olanlardan sonra da bu kadın huzur evine gitmezse ben tımarhaneye gideceğim vallahi. Anne hiçbir yere gitme. Oralara verecek paramız yok gerçekten. Bana bak prensesim. Aklımdayken söyleyeyim. Hakan'a karşı çok soğuksun. Ne yapayım? O da bana karşı soğuk. Yok canım, olur mu öyle şey? Hem artık Hakan baban sayılır. Güler yüzlü ol, sevecen ol prensesim. Kendini sevdir. Yabaniliği bırak. Biraz yakın dur. Tamam, çalışırım. Günaydın. Günaydın. Ah, baba özlemi çekiyor yavrucak. Ah, canım benim. Tamam canım. Çocuklar, hadi Simge teyzeniz geldi. Geç kalacaksınız. Oğlum, bugün gidip şu işi hallediyor muyuz? Tamam Makbuş Sultan. Ben öğleden sonra seni alırım, gidip bir bakarız. Hayrola, nereye gidiyorsunuz? Senin tavsiye ettiğin güzel bir huzur ev var ya, oraya bakmaya. Aa! Sahi mi? Nihayet. Kızım ne kadar ayıp. Hadi sen git kardeşlerini çağır. Makbuş kendi istedi. Böylesi hepimiz için daha iyi olacak. İyi düşünmüşsünüz de senin öğleden sonra hastane ihalesi için Doktor Düzgün Bey'le toplantın vardı ya hayatım. Evet. Bugün hastane projesini görmeye gelecek. Amma uğraştırdı o proje beni ya. Makbuş, o zaman yarın gideriz. Canım, yarını beklemeye ne gerek var? Ben götürürüm Makbuş'u. Hadi. Olamaz Özge. Evet olamaz. Yani daha hazırlanmadık
Ya. Açsanıza kapıyı. Hadi çabuk. Çabuk bir şeyler yap bana. İçeri girecek. Tamam. Nana hadi aç saklan kapıyı. Şu dolabı falan saklan ya. Bir şey yap. Sakın insana dönüşme. Yoksa yanarım. Sizi babanıza söyleyeceğim. Kapıyı gitti. Beni içeri almıyorsunuz. Kapı açıktı. Sen açamadın. Yani. Amma da güçlüsün. Hadi her sabah sizi mi bekleyeceğiz? Şaka gibi. Geliyoruz. Gözümüz aydınlatmış yallah huzur evine. Sen öyle son. Gıcık. Bu çirkin bebek de nereden çıktı? Şunu bırak da yürü hadi. Bebeğim de benimle gelecek. Gıcık. Okula oyuncak götürmek yasak. Sana ne kızım ya, yürüsene. Nanacığım, makbuş huzur evine gitmeden bir şeyler yapmalıyız. Düşünüyorsun değil mi? Düşünüyorum ama bu halimle ne yapabilirim ki? Keşke evde kalsaydım. İyi ki geldim buraya. Sakın sihir yapıp bir insan olayım deme. Yoksa sihirin herkesi öğrenir. Biraz sabret, hiç ders kaldı. Yağmur ne yapıyorsun? Herkes sana bakıyor. Ne yapayım, sıkılmasın diye konuşuyorum. Ne güzel bir bebek. Ne kadar değişik. Bakabilir miyim? Ama çok dikkatli. Tamam. Hocam. Hı? Yağmur bana çok güzel büyük bir bez bebek getirmiş. Çok değişik bir bebek. Bak kuş verdi bak. Çok küçülmek yasak değil. Tamam, sen hiç merak etme. Ne saklıyorsun bakayım arkanda? Arkanda? Hiç. Hiç mi? Nasıl hiç? Bu hiç mi? Şey, öğretmenim. Yağmurcuğum, okula oyuncak getirmek yasak biliyorsun değil mi? Değil mi? Bu bebeği arkadaşların senin elinde görür de oyuncaklarını okula getirirlerse ne olur? Burası oyuncak ülkesi olur. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Bir daha getirmem öğretmenim. Aferin. Hadi ver bakayım onu şimdi bana. Ver 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 ver. Yağmur. Ayıp oluyor ama. Sen onu şimdi bana ver. Okul çıkışı gelir. Benden odadan alırsın. Bir daha da sakın okula oyuncak getirme. Getirme, tamam mı? Peki öğretmenim. Sakın insan olma. Bir şey mi dedin, anlayamadım yavrum. Ya hani sabah şarkı söylemiştik ya, insan olmak çok güzel şarkı. İnsan olmak çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. İnsan olmak çok güzel. Bu çocuklarla uğraşmak deli işi gerçekten. Dört dörtlük. Hem de bu kadar kısa sürede. Sağ ol. Abi, diyorum ki, hastaneyi düzgün beyazsın. İçindeki hemşireler, bana yeter diyorum ha. Ey Allah'ım zırzop. Bu iş sonuçlanınca güzelce bir ıslatalım. Bir gece kulübü yapalım. Şöyle bir yere gidelim ha. Oğlum, aklın fikrin hep eğlenceli. Senin başın bağlandı artık değil mi? Girin. Ay Volkan Bey, siz de mi buradaydınız? Evet Merve Hanım, ben de buradaydım. İstediğiniz dosyalar Hakan Bey. Yavaş. Ay pardon, pardon. Ben size kahve getirmedim ama. Aman tamam, önemli değil. Başka sefer, başka sefer. Ya peki sizin istediğiniz bir şey var mı benden? Yani size de bir dosya hazırlamamı ister misiniz? Ne dosyası? Yani bilmem, ne dosyası isterseniz ben onu hazırlarım. Tamam o zaman. Pandaların üreme sorunları ile ilgili bir dosya hazırlayın. Tamam. Ne? Biliyorsunuz yani nesilleri tükenmek üzere, öyle değil mi? Doğru. Pandaların nesilleri tükenmek üzere. O zaman ben hazırlayıp bitireyim size. Hemen. Tamam. Hemen. Görüşürüz. Hemen. Hadi bakalım. Hadi.
hadi. Merve sana kesik. Haberin olsun. İyi ki söyledin. Hiç belli olmuyor. Bir kulunu çok sevdim. O beni hiç sevmiyor. Kalbimi ona verdim. Pandalar? Ay, pandaları unuttum. Pandaların üreme sorunu. Pandalar. Aa, ne bu Neşe? Makbule Hanım'la huzur evine bakmaya gittik. Yarın da tamamen ondan kurtuluyorum. Ay, senden korkulur vallahi. Başardın demek. Aa, ben bir şey yapmadım ki cicim. Kendi istemiş gitmeyi. Şu peynir olayından sonra. Biliyorsun Hakan neredeyse ölüyordu. Ay Simge, bu peynir olayında senin... Yok artık, daha neler Merve. Ay, Hakan'ı böyle bir riske atabilecek kadar insafsız mıyım sence? Ay pardon, ne bileyim, böyle her şey üst üste gelince. Önemli olan sonuçtur Merveciğim. Ve bu sonuca göre Makbule denen kadın yarın gidiyor. Ay, siz nikah tarihini belirlersiniz artık. Ay, ben de biraz önce Hakan Bey'in odasında Volkan'la karşı karşıya geldim. Volkan mı? Ay, Volkan Bey işte. Şirket dışında ya. Böyle görünce bir tuhaf oldum Simge ya. Sen bir adım atmazsan hep tuhaf olup kalacaksın zaten. Ay, bana çok önemli bir iş verdi ama. Neymiş o önemli iş? Pandalar. Pandaların üreme sorunu. Yazık, hayvancağızlar yürüyemiyormuş. Ne? Üreme sistemi işte. Yani pandalar yürüyemiyormuş. Ay, bu bana pandalarla ilgili bir mesaj mı vermeye çalıştı acaba? Panda. Aha. Evet, bak. Ay, neyse, ben hallederim. Ay Simge, sen bizim dördümüze yemek ayarlayacaktın. O iş kolay. Nasılsa artık Makbule'den kurtuluyoruz. Yaşa sen. Kanka, sana bir sürprizim var. Aa, bu ne? Senin için aldım. Nilkan İbrahimgil'in son albümü. Çok teşekkür ederim. Sen onun şarkılarını çok güzel söylüyorsun. Sen de çok güzel basketbol oynuyorsun. Ne oldu Yağmur? Emre müdürün onayı aldı. Ne? Okula oyuncak getirmek yasak dedi ve elimden çekip oldu. Hay Allah. Bebeğini mi aldı? Nasıl bilirsin ya? İnanmıyorum sana. Ne yapacağız? Yağmur, sakin ol. Okul çıkışı gider istersin. Yavaş. Oyuncak bebekle oynayacak hali yok ya. Üzülme, verir. Ama o bebek benim için çok önemli. Tamam, çıkışta beraber isteriz. Üzülme artık Yağmur. Niye mız oluyor bu sulu göz? Seni ilgilendirmez. Bebeğin için çok üzüldüm. Ama ben sana okul oyuncak getirmek yasak demiştim. Getirsen müdür bebeğini böyle alır işte. Sen nereden biliyorsun müdürün oyuncağı aldığını? Bebeği müdürün elinde gördüm. Oh, iyi oldu. Söz dinlemezsen böyle olur. Gıcık gıcık gıcık. Hem de nasıl? Yani. Ne zaman bitecek bu okul? Makbuş için bir şeyler yapmalıyız. Bu adam ne yapıyor? Çok garip. İnsan olunca ben de mi böyle olacağım acaba? Tamam oğlum, yeter artık. İnceleyip durma. Gayet güzel olmuş işte. Hiç eksiği yok. Hatta fazlası var. Ne rahat adamsın Volkan ya. Bazen imreniyorum sana vallahi. Ne var yani? Düzgün bey de isterse beğenmesin. Ölüm yok ya sonunda. Sen kesin uzun yaşarsın Volkan. Aman ya, şu ölümlü dünyada. Neden gelmedi bu adam? Düzgün Bey mi? Yok, Al Pacino. Tabii Düzgün Bey. İyi, arada bir espri yapabiliyorsun. Akşama kadar yolu var. Meşgul adam, biliyorsun. Acaba bir aksilik mi çıktı? Ya Hakan, bir kez de olumlu düşün. Ne çağırırsan o gelir, biliyorsun. Tamam tamam. Sıkret muhabbetine başlama Allah'ını seversen. Zaten
Selam. Ah, döndün mü? Merhaba. Evet, Makbuş Hanım'ı eve bile bıraktım. Nasıl geçti? Harika. Cennet gibi bir yer. İnsanın emekli olup orada kalası geliyor vallahi. Peki Makbuş Sultan nasıl buldu? Aa, çok sevdi. İki günde alışırım ben bu rahatlığa dedi. Çocukların sorumluluğu yok, iş yok, güç yok dedi. Pek mutlu oldu vallahi. Aman, iyi iyi. Tabii ya, kadıncağızın omuzlarına hele Hülya'dan sonra büyük bir sorumluluk binmişti. Doğru söylüyorsun. Anlayacağın bir problem yok. Yarın sabah gider güzelce yerleştiririz Makbuş Sultan'ı. Ay, demek bana sürpriz hazırlayacaksınız. Ama sen söyleyince bu şimdi sürpriz olmadı ki. Neyse, yine de bayılırım sürprizlere. Bayılırım sürprizlere. Şokerim Fikri. Ay, ne şeker. Aslında size bir şey söylemememi, bir bahaneyle sizi odadan çıkarmamı istedi ama ben bir bahane bulamadım. Önemli değil Gorfo. Biz de gidip dönme dolapta eğleniriz. İşte bu harika olur. Sen dönersin, ben eğlenirim. Ay, olur mu hiç? Benim o alette midem bulunuyor çünkü. Yüce Kulina, Şoker bu kutlama için sizden şarkı söylemenizi isteyecek. Haberiniz olsun, şimdiden hazırlanın bence. Şarkı mı? Ah, şarkı söylemeye bayılırım. Gir. Efendim, Yağmur Bebi sizden istemeye çekildi, benim almamı istedi. Beni ona verme. Peki ama söyle Yağmur'a, bir daha okula oyuncak getirirse geri vermem, ona göre. Ona göre. Peki efendim, söyle. Beni ona ver. Bu kız çok tehlikeli. Çirkin şey. Sensin. Seni çöpe atacağım ve Yağmur asla bulamayacak. Okula oyuncak getirilmez. Anladın mı küçük hanım? Senden bıktım. Sana burada iyi yaşantılar. Hayır, olamaz Kulina. Kulina. Bu Özge'ye bayıldım yahu ben. Necin çocuk. Şu salak insanların içinde böyle akıllılar da var demek. Nanın şu anda. İyi ki bu sürpriz partiyi ayarladım. Kulina seni duyamaz, Kulina seni duyamaz. Kulina! Kulina! Seni aradık Şoker. Ha, ödüm patlattınız. Ne istiyorsun? Kulina'nın partisine biz de şarkı söyleyebilir miyiz? İyi, söyleyin. Güzel. O halde ben bir yanaktan bir gıdıktan şarkısını söyleyeceğim. Hayır, onu ben söyleyeceğim. Sen başka bir şey söyle. Neden ben başka bir şey söylüyormuşum? Sen söyle. Bir kere benim sesim senden daha güzel. Sen öyle san. Benim sesim bülbüller gibi. Haha, güleyim bari. Aman, aptal bir bebekti zaten. O bebek bizim için çok önemli, anladın mı? Ver şu bebeği çabuk. Öyle mi? Neden bu kadar önemliymiş? Çünkü onu bana Makbuş verdi. Maalesef veremem. Çünkü o pis bebeğim bende değil. Ya Emre ya, ne yapacağız? Servise binmezsek babam çok kızar. Hadi çocuklar, servis kalkıyor. Thank you.
bebeği alabilir miyim? Al bakalım. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu olanlara inanamıyorum. Hadi otur bakalım. Biraz mendil satalım, eve gideriz, olur mu? Bebeğim, bebeğim nerede? Onu sen mi aldın? Bana bebeğimi geri ver. Ya ben bebek falan görmedim burada. Nasıl görmedin? Burada duruyordu işte, tam buradaydı. Gerçekten görmedim. Ciddi söylüyorum. O benim bebeğimdi. Aldın değil mi onu? Gerçekten almadım. Bu muydu? Hayır ama bu daha güzel. Daha güzelmiş. Eve gidemiyorum. Olmuyor ya. Eve gidemiyorum. En iyisi Kulya'nı yaptığı gibi yapayım. Dünyaya geldim ama Makbuş için hiçbir şey yapamıyorum. Of! Hakan! Hı? Ya şu köşedeki köfteciye gidip bir köfte piyaz mı yapsak ha, ne dersin? Ne geniş adamsın ya Volkan. Düzgün Bey her an gelebilir. Şimdi de karnımız acıktı diye geniş mi olduk? Evet, bir genişlik var. Ama doldurulması gerekiyor midemde. Bütçeyi bulamıyorum. Bana verdin ya dün. Nerede? Arabada. İnanamıyorum sana. Bak, sen benim arabadan bütçeyi al incele. Nasıl olsa bir eksik bulursun. Al. Ben de midemdeki genişliği doldurayım, ne dersin? Araba binanın önünde. Neden garajda değil? Ne adam ya? Gözümü kapatıp evi hayal etmem yeterli. Ama bir türlü yapamıyorum. Of! Kulina! Kulina tam bir insan olduğunda hiç şey yapamayacaksın demişti. Sanırım buna alışmam gerekiyor. Ah, bakar mısınız? Buyurun. Ben Hakan Bey'in evini arıyorum. Onun çocukları var. Emre ile Yağmur. Bir de Makbuş var. Kulina neredesin ya? Duy sesimi artık. Makbuş, ben sana nasıl yardım edeceğim? Şoker, çok heyecanlandım gerçekten. Çok eğlenceli oluyor. Şimdi sizi yavaşça balkona çıkarıyorum. Ay çok heyecanlı. Buyurun efendim. Ben yardım ettim. Buyurun. Ay işte. Böyle. Ay harika. Böyle buyurun. Evet. Parti bensiz başlamasın. Sen eksik kalma zaten. Şimdi gözlerinizi açın. Bir, iki ve üç. Şoker, çok güzel. Çok güzel, harika bir parti. Harikasın Kulina. Siz daha iyi birine layıksınız. Doğru. Önünüze baksanıza canım.
Eyvah, belgelerin hepsi uçtu. Sensin, o sensin. Tanıdım seni. Bırakın canım, ne yapıyorsunuz? Bir dakika, ben kayboldum. Böyle dolaşıyordu, pat diye buldum seni. Ya. Yolu bulamıyorum. Söylesene, eve nasıl gidebilirim? Ya bıraksana, dosyalar. Ya bırak şimdi onu. Nasıl gideceğim eve, onu söyle lütfen. Al başına belayı. Evrakları düşürdüğün yetmiyormuş gibi. Ya bana yardım et lütfen. Bir dakika, bekle beni. Kayboldum diyorum. Ne demek yapıyorsun bana? Böyle. Kayboldu, sihir gibi. Kulina, Kulina beni neden duymuyorsun? Of, son çarem Hakan'da, o da şununla gitti. Ya nasıl bulacağım ben onu şimdi? Merdivenleri kullanın, 12. kat. Tamam. Bu ne dünya kardeşim, seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle. Bir garip buruk içim, bilmem ki niye. Belki de sevdiğin yok diye. Ne bir kırk ister bu şen gönlüm, ne bir han ne de sabra. Ha 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 hay. Ye içeyle çok kısa ömrüm. Sev çünkü sevmek en kolay. Gel. Hakan Bey, istediğiniz belgeleri hazırladım. Teşekkür ederim Merve. Nihayet buldum seni. Hoppala, başımın belası. Benim odama izinsiz nasıl girersin? Bir dakika, beni dinle. Ben evi bulamıyorum. Bu arada bu senin. Saatlerdir yürüyorum. Ay, başım dönüyor. Bulamadım bir türlü. Bakın, sizi tanımıyorum. Herhalde beni birisine benzettiniz. Lütfen odandan çıkar mısınız? Bir dakika. Ben baştan anlatayım. Anlatayım da nereden başlayayım? Nereye vardırayım lafı? Nereye uzayacak bilmiyorum. Şimdi ben evi bulamıyorum. Senin evini. Ev falan aramana gerek yok. Senin evin tımarhane. Çabuk dışarı çıkar mısın? Bir dinlesen. Anlaşacağız. Dışarı. Eyvah, projelerim. İnsanlar böyle katil oluyorlar demek ki. Güvenlik! Koşun buraya! Eve nasıl gideceğim? Bari eve nasıl gideceğim? Onu söylesene! Neler oluyor burada ya? Delinin teki. Siz söyler misiniz? Hakan nerede oturuyor? Bu projenin hali ne? Şimdi aklımı oynatacağım. Düzgün Bey! İşte şimdi yandık. Kesin yoldan arıyor. Ne yapacağız? Pek sever karşılanmayı. Beynim durdu. Aç. Ne dersen de. Ben ne diyeyim ya? Hakan Bey'in telefonu. Ben Volkan Keskin. Evet, bana da söyleyebilirsiniz. Tabii efendim. Öyle mi? Tamam efendim. Bizce hiçbir sakıncası yok. Tabii iletirim efendim. Hoşça kalın. İyi günler efendim. Hoşça kalın. İyi haber. Düzgün Bey işlerinin yoğunluğu nedeniyle toplantıyı 2 gün sonra erteledi. Alaya. Dikkat et projeler. Pardon. Çocuklar nerede? Yukarıda oynuyorlar. Makbuş da dinlenmek için odasına çekildi. Gel canım. Çok yoruldun bugün değil mi? Evet. Kaç günlük emek. Yani projenin bozulduğuna inanamıyorum. Allah'tan Düzgün Bey toplantıyı iptal etti. Ama şimdi kahve iyi geldi. Peki ya bu iyi geldi mi canım? Hem de nasıl. Hakan.
bu nişanlılık işi fazla uzamadı mı? Herkes düğün tarihini soruyor. Biliyorum canım. Ama çocukların birbirine alışmaları, sonra bize alışmaları. Bunlar zaman alıyor tabii. Aa, aa, çocuklarda bir sorun yok ki. O kadar iyi anlaşıyorlar ki. Kardeş olsalar bu kadar iyi anlaşamazlar. Ya beni niye oynatmıyorsunuz? Ben seninle küsüm. Benim bebeğimi çaldın sen. Hiç de bile, hem aptal, eski bez bebekti. Bir yeterlilik bile etmezdi. Ama o bebek benim için çok önemliydi. Özge, başımızdan gitsen çok iyi olacak. Neden gidecekmişim? Hem aşağıda benim canım sıkılıyor. O zaman evine git. Ama annem burada. O zaman anneni de al git. Biz alırsanız çok iyi olacak. Çünkü Makbaşı'nın huzur evine gidecek. Ve ondan sonra hepinizle annem ilgilenecek. Hiç de bile. Evet, ve en yakın zamanda babanızla evlenecek. Ne çok ya. Sonra da bu büyük eve yerleşeceğiz. Hayal gücün çok geniş. Ve bu oda benim olacak. Git diyorum sana. Ya. Gitsene ya. Ya. Üf ya. Nasılsa yarın Makbuş gidiyor. Ben hep çocuklarlayım. Kısa sürede hepimiz kaynaşıp sıcacık bir aile oluruz hayat. Tabii ki. Sen şimdiden onlar için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun zaten. Hiç şikayetçi değilim. Yanlış anlama. Çocukların her şeyiyle ilgilenirim. Ancak iki evi idare etmek... Zor oluyor değil mi? Çok haklısın. Çocuklar da birbirine alışmışken... Aşkım, diyorum ki şu nikah tarihini... Bana da senin ağır nikah! Aa. Bal gibi de olacak. Ne oluyor? Kendini sanıyorsun aa. Sen... Gitsene çocuklar. Emre. Hayır. Hey. Çocuklar yapmayın. Yağmur. Aa. Hayır. Yağmur. Yağmur. Kendi diyen kendi olur. Git kızım ya. Vallahi şimdi Emre. Çıkacağım. Sakin durur musun biraz? Ah, inanmıyorum ya. Durun çocuklar. Bir dakika. Ağlama da anlat Özgeciğim. Oyun oynayalım mı dedi. Ben odadan kovdular. Emre indir şaka gibi. Tam dur. Bir yalancı ya. Hiç de bile sen bu haberi olacak dedi. Anne ben öyle demedim. Tamam prens. Tamam canım. Hadi biz evimize gidelim Özgeciğim. Özgeciğim ağlama tatlım. Emre istemeden yapmıştır. Sizi çok seviyorum Hakan amcacığım. Ben de seni Özgeciğim. Çocuklar hadi odanıza. Bu aralar her şey üst üste geldi. Ona doğru dürüst zaman ayıramadım ki. Anlıyorum. Benimkiler de Makbuş gidecek diye çok huysuzlar. Tabii canım. Neyse yarından sonra her şey yoluna girecek. Hiç merak etme hayatım. Hadi kızım evimize gidelim. Peki anneciğim. Dondurma da alalım anneciğim. Sadece iki yeterecek. Özge yürü dedim sana. Babam onu bizden daha çok seviyor. Nasıl sarıldığını gördün mü? Evlendiklerinde artık o da baba der. Yani. Ama ben o kadın anne demeyeceğim. Ben de. Hiç kusura bakmasın. Babanız duymasın evladım. Çok üzüldüm. Makbuş, babam annemizi seviyor muydu? Hem de nasıl. Hülya derdi de başka bir şey demezdi. Onların aşkı herkesin dilindeydi. Nazara geldiler işte koklarca. Yani babam annemi Simge'den daha mı çok severdi? O da söz mü cidden miyim? Babanız annenizi hala seviyor. Ama ne yapsın adamcağız? Size de bir anne lazım. Yalnızlık Allah'a mahsus yavrum. Sen gitme Makbuş ne olur. Canım. Ne olur Makbuş. Bana da aranızda yer var mı? Olmaz mı evladım gel. Ben de yatmaya gidiyordum zaten. Hadi çocuklar Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Size bu akşam Pinokyo'yu okuyayım mı? Oku. Olur. E gel o zaman. Ay, güzel kızım benim. Hadi yerine sen de. Hmm.
Neyin var küçük hanım? Kendimi bir garip hissediyorum. Dizlerim titriyor. Başım dönüyor. Karnımdan bazı garip sesler geliyor. Bana bu dediklerin acıktığımda olur. Efendim? En son ne zaman yemek yedin? 100 senedir yemedim. Benden beteri de varmış. Gelin gelin. Bu ne? Peynir ekmek. Yiyecek yani. Ne o? Beğenemediniz mi küçük hanım? Aslında şöyle kocaman bir tavuk butu olsaydı ben de hayır demezdim. Ama bununla idare edeceksiniz küçük hanım. Yavaş yavaş, çiğnemeden unutma. Çok güzelmiş. Hızlı yeme. Her lokmanın tadını çıkar. Mesela şimdi ısır ve çok güzel pirzola yediğini hayal et. Onu yedin. Bu nereden çıktı? Yeye. Vallahi da bir zor. Çok güzelmiş. Şimdi yiyelim. Kızarmış tavuk. Üstüne bir kaymaklı ekmek kadayıf. Nasıl yapıyorsun bunu? Bu ses ne? Gece yarısı. Saat 12'yi vuruyor. Sırada bol köpüklü bir Türk kahvesi olsa. Hayal görüyorum herhalde. Melek miydi acaba? Mucize dedikleri bu olsa gerek. Yetişmem gerek. Kulina. 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 Eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. Günaydın Güneş. Günaydın oyuncaklar ülkesi. La 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 la. La 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 la. Anneciğim öcü! Öf! Kapa ağzını çene bas!
bakalım güzellik maskesi işe yaramış mı? Hiç de fena değil. Ah bakalım Nana ne alemde? Dünyaya alışabildi mi acaba? Aa! Nana ne işin var senin orada? Ah işler yolunda gitmedi galiba. Günaydın Yüce Kulina. Dün gerçekten kulaklarımızın pasını sildiniz. Ay vallahi seni dinleyemem Şoker. Nana'nın bana ihtiyacı var. Ama burada da size ihtiyacımız var bizim de değil mi? Olamaz! Olamaz! Hayır gitmeyin! Kulina yaşasın! Neredeydin sen? O kadar zor anlar geçirdim ki. Sakin ol Nanacığım, sakin ol. Bir türlü eve dönemiyorum. Benim hatam. Seni izleyemedim. Oyuncaklar benim için bir parti düzenlemişlerdi. Ay şarkı bile söyledim. Çok eğlendim Nana. Sihir yapabiliyorum ancak eve dönmeyi bir türlü beceremiyorum Kulina. Önce gözlerini kapayıp gideceğin yeri hayal etmelisin. Evet ama olmuyor. Denedim. Garip. Sihirli kitap. Dünyada yer değiştirmek. Yer değiştirmek. Ha tamam buldum. Tabii gidemezsin. Çünkü gideceğin yeri hayal ettikten sonra yüzüğünü sola doğru bir kez çevirmelisin Nanacığım. Dünyada sihir kuralları da farklı işliyor Nanacığım. Ayrıca insan olmak istediğine göre olayların üstesinden sihir yapmadan da gelmeyi becermelisin yani. Haklısın ama her şey için geç olabilir. Çabuk olmalıyız. Makbuş huzur evine gitmek üzere. Lütfen, lütfen yardımcı ol bana. Akıldan dönüşte Makbuş'a da olmayacak mı yani? Kimse çitlenmeyin kokaracağım diyecek. Bülah'ı gördük biz. Nana diye bir bez bebek yoktu belki de. Zaten sihir gücü olsaydı buraya gelip Makbuş'un gitmesini engellerdi. Simge'nin bizim annemiz olmasına izin vermezdi. Üzülme kardeşim. Ben senin yanındayım. Seni hep koruyacağım. Söz mü? Söz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Makbul Hanım hazır mı? Hazırım evladım. Seni çok özleyeceğiz Makbuş. Sağ ol kızım. Cicişler nerede? Cicişler! Servise yetişmeleri gerek. Biz Makbuş'u götüreceğiz ya. Hadi çıkalım. Lütfen bir mucize olsun. Hadi çocuklar çıkalım hadi. Evet efendim. Şimdi de haber stüdyomuza yeni gelen bir haberi veriyoruz. Şşt, sessiz olun. Baba televizyona bak. Huzur evinde büyük skandal. Huzur evindeki yaşlılara yapılan büyük eziyet herkesi şaşkına çevirdi. Aa, bu benim gideceğim huzur evi değil mi? Huzur evinde kalan bir yaşlının yakını tarafından yapılan ihbar üzerine yetkililer alarma geçtiler. Huzur evine gizli kamerayla giren arkadaşlarımız gerçekleri su yüzüne çıkardı. Huzur evi skandalı ayrıntılarıyla az sonra. İnanamıyorum ya. Ama nasıl olur? Yani çok iyi bir yerdi. Sen kendi gözünle görmedin mi Makbuş Hanım? Ay cennet gibi bir yerdi. Baba Makbuş'u oraya götürme. Lütfen baba götürme. Durun canım. Tabii ki götürmüyorum. Ama ben burayı araştırmıştım. Baba Makbuş kalıyor değil mi? Olamaz. Yani buna inanamıyorum. Şaka gibi. Bu yakında da harika yerler var. Bir de onlara baksak. Simge sana inanamıyorum. Ben bu işle ilgilenip uygun bir yer bulana kadar Makbuş burada kalacak. Yaşasın! Yaşasın! Makbuş
Valizini aç ve yerleştir. Ya. Benim babam çok yaşa. Tamam. Hadi çocuklar, okula geç kalıyorsunuz. Servise yetişemeyeceksiniz. Hadi. Ben bırakırım canım. Tamam. Merhaba, ben Nana. Yine mi sen?